Evet abi, 200 rupi vererek 10 kilometrelik yolu gittik. Buradaki ineklere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bazen böyle susuyorlar. No no, we don't need, thank you so much. Yes, evet, okay. Okay, thank you so much. Thank you. Hello, how are you? Şu anda maymunlar bayağı bir kızgınmış. Öyle bir bilgi geldi. Umarım bizi sakin karşılarlar. Yes, they can. Evet abi, giriş 100 rupi. Telefon içinde 150 rupi ödemek gerekiyor. For Indians it's 100. Ha evet. Hintliler için 100 rupi. Thank you. Yavaş yavaş tapınağa doğru gidiyoruz. Yerliler buraya Galteji diyor, turistler ise maymun tapınağı diyor. İçeride birçok maymun yaşıyor. Bu tapınak maymun görünümlü Hanuman'a atfedilmiş bir tapınaktır. Yine Hinduizm inancına göre Hindular buraya hac vazifesini yapmak için geliyorlar. Özellikle Hintliler gelip fotoğraf çektirmek istiyor, selfie çektirmek istiyor. Genelde hep böyle durdu, selfie çektiriyorlar. Hoşlarına gidiyor. İmza alan falan var yani, öyle söyleyeyim. Dostlar, burası bir Hindu tapınağı. Buraya gelen hacılar şu suda yıkanıyorlar. Burada çok fazla maymun olduğu için de buraya zamanda maymun tapınağı demişler, denmiş. Özellikle en üst tarafta, yani şu binanın en üstünde maymunlar yaşıyormuş. Oraya pek girilmiyor. Alınlarına sürdüğü şey, onlara iyi şans getirdiğini, kötülüklerden koruduğu inancı var. O yüzden bu alınlarına boyaları sürüyorlar. Ve bileklik veriyor şu anda ipten. Muhtemelen bu işlemden sonra para talep edecek. Bakın, burada yıkanarak ruhlarını arındırıyorlar. Burada da insanlar muzla maymunları besliyorlar. Bakın. Orada da inek var. Aman aman. Allah cehenneme gidersin. Gel buraya, bir yere gitme diyor. Afiyet olsun. Dövüşmeyin, dövüşmeyin. Abi yavaş yavaş turistler gelmeye başladı. Evet. Ve şu anda şehir merkezine doğru gidiyoruz.
An itibariyle Taç Mahal'in bulunduğu Agra'dayım. Abi şu an otobüs terminalinde yine bir gürültü, bir kaosun içerisine gireceğim ama gelmeden önceki manzaralar şöyleydi. Sizi izlerken ben de biraz bahsedeyim. Abi kavga mı çıkmadı içeride? Yanımdaki çocuk bunların çiğnediği böyle ağızların içerisine koyduğu bir tütün var. Böyle bekletiyorlar sonra tükürüyorlar. Kafasını camdan çıkarıp tükürmedi mi? İki kişilik koltuğa üç kişi mi oturmadık? Yani bayağı bir böyle hareketli, heyecanlı bir şekilde buraya kadar geldim. Yine gezgin arkadaşlarım var. Onlarla buluşup onlarla Taç Mahal'e gideceğim. Dünyanın yedi harikasından biri. Ama oraya gidince bahsedeyim. Abi adama mahcup oldum ya. 500 rupim vardı, hiç bozuk param yoktu. Sonra adam da parayı bozdurdu. Bana verdi. Ben de parayı verdim zannediyorum. Meğersem adamdan hem 440 rupi aldım hem de 500 rupiyi vermemişim. O da İngilizce bilmiyor. Anlatmaya çalışıyor meramını. Neyse sonra birisi geldi dedi ki sen parayı vermemişsin. Ne zaman dedim. Neyse tamam hallettik, helalleştik. Bir şey değil, adımız dolandırıcıya çıkacak yani. Polis karakolun önünden geçiyorum şu anda. Hay be. Abi böyle bir yere geldim. Lucky Restaurant. Lucky. Hello. Evet. Arkadaşlar burada. Hello. Onlar da video çekiyor. Hello. Fiyatları da şöyle göstereyim size. Yani ortalama 50 liradan başlıyor. 70 lira, 80 lira. Gayet doyurucu öğünler var. Abi buradan Taç Mahal görünüyor yalnız. İhtişamıyla. Uzaktan olmasına rağmen bayağı güzel, bembeyaz. Pamuk gibi kalmış orada. Arkadaşları da biraz bekledikten sonra kendileri sari denilen bu kıyafeti giyiyorlar. Resmen şu anda Hint düğününe gidiyor gibiler yani. Velhasıl istikamet Taç Mahal. Ödemeyi yaptık. Ne kadar? 1300 rupi verdik. Şöyle hesap edin. 100 rupi 33 lira ediyor. 1330 eder. Neredeyse 400 liraya yakın içeriğiyle beraber ziyaret ettirmek. 6.30'da kapanıyormuş. Biraz vaktimiz kaldı. Evet. Şu jetonlardan verdiler. Abi burada çek ediliyor. Abi girmeden önce buraya geliyorsunuz. Suyunuzu alıyorsunuz. Sonra şöyle galoşlardan veriyorlar. Evet. Abi çok şanslıyım ya. Veyahut da şanssızım bilmem ama hep arkadaşları böyle selfie için durduruyorlar. Özellikle kadınlar durduruyor. Tabii kadınlar durdurup erkeklere selfie çekinebilir miyiz diyemiyorlar. Bana bazen birkaç tane öğrenci diyordu. Kendimi şanslı mı hissetmeliyim, hissetmemeliyim bilmiyorum ama ben şanslı hissediyorum. Fotoğraf çektirmek için en azından zaman kaybetmiyorum. Sizin için kayda giriyorum. Sonra kapatıp buranın keyfini çıkartıyorum. Vay vay. Şu kalabalığa bakın.
Şah Cihan eşi Mümtaz Mahal için onun vefatının ardından bu türbeyi yaptırıyor. Merhabalar. Dışarıdan görüldüğü zaman cami anımsatıyor ama cami değil, medrese değil. İkisinin de mezarı burada. Şah Cihan o kadar üzülüyor ki, diyor ki eşimin ardından kalıcı bir şey yapmalıyım. Ve dünya arkalarından bir tanesini meydana gelmesine vesile oluyor. Bu eserin yapımında Osmanlı mimarisi, İslam mimarisi, İran, Afganistan, zaten Hindistan'dayız, Hint mimarisi, hepsinin payı var. Üzerindeki o hat sanatları için İran'ın Şiraz'ından sırf hat sanatları için geliyorlar. Kubbe için İstanbul'dan Mimar Sinan'ın öğrencisi geliyor. Binlerce insan çalışıyor, Hintliler çalışıyor. Mermerler... Abi nasıl no video ya? Abi ben burada video çekmeyeceğim de nerede video çekeceğim? Buranın yapımında mavi, damarlı, beyaz mermerler kullanılmış. Ve gün doğarken rengi değişiyor. Öğlen rengi değişiyor, akşam üzeri rengi değişiyor. Güneşin vuruş açısıyla. Tabii mitler de çıkmış. Burası Şah Cihan'ın duygu dalgalanmasına göre renk değiştiriyor falan diyenler de var. Tabii bunların hepsi bir mit. Burası yılda 1 milyondan fazla ziyaretçi alıyormuş. Bizim gezginler gelemedi. Çok ilgililer arkadaşlar. Hindistan gerçekten gördüğüm kadarıyla çok misafirperver. İnsanlar iletişime çok açık. Genelde hep gelip konuşmak istiyorlar. Sorry, can I take a picture? Selfie, thank you. Aşka bak, Mümtaz Mahal, Şah Cihan. Bak. Bak burayla alakalı birçok giriş var. Arkada bir giriş var. Şurada bir giriş var. Öteki tarafta bir giriş var. Diğer tarafta bir giriş var. Nereden girerseniz girin göreceğiniz manzara aynı. O şekilde bir tasarım yapılmış. Yaklaştıkça detayları daha fazla görebiliyoruz. Bakın şu gördüğünüz yapı 400 yıllık. Hatta kim diyor? Bir İngiliz kraliyet ailesinden biriydi. Şu anda ismini hatırlamıyorum da. Şey diyor yani iddialı lafları vardır ya böyle yerlerin. Dünyada insanlar ikiye ayrılır diyor yani. Taç Mahal'e gidenler ve Taç Mahal'e gitmeyenler olarak buranın önemini o şekilde vurgulamaya çalışmış. Turistik yerlerin hep böyle bir onları yücelten kelimeler vardır genelde. Demin İran'dan bahsedince Cihan'ın meydan olarak bilinen İsfahan var. İşte orası da o şekilde anılıyor. Hatta İlber Ortaylı oraya favori şehirlerimden bir tanesi diyor. Bu da dipnot. İran videolarını izlemeyen varsa izleyebilir. Abi sen nasıl bir yapısın ya? 20 yılda 22 bin kişiyle yapılmış burası. O zaman dünyanın her yerinden hem ustalar hem işçiler gelmiş ve şu mermerleri binlerce fil taşımış. Bilmiyorum ne kadar doğru ama internette okudum. Üzerinden uçak geçmesine müsaade etmiyorlar. 4 kilometre çapında etrafında araç kullanılmıyor ve sebebi de bu mermer kirlenmesin diye, beyazlığını korusun diye. Böyle hava biraz yumuşayınca, şu anda çok da böyle biraz puslu bir hava var bu ara. Kışa giriyoruz. Rengi biraz daha soft hale geldi. İlk başta daha parlaktı güneşle beraber. Şimdi biraz daha böyle soft bir hale geldi. Eğer dışarıda 200 demezseniz burada tekrardan para ödeyip girmeniz gerekiyor. You are really... Thank you. Lan beni bırakıp gittiler ya. Beni bırakıp gittiler gerçekten. I'm carry your bag please. Don't do it. You need it. We don't need him with it, our bag. Yeah. Just kidding. Because of actually, I took need him against her, please.
İçeride Şah Cihan'la Mümtaz Mahal'in mezarları var. Kendileri burada yatıyorlar. Bu arkadaki nehrin adı da Yamuna Nehri. Görün, size orayı da göstereyim. Bakın. Tam Yamuna Nehri'nin kenarında. Eskiden Agra başkent ve o yüzden başkenti yapıyor. Böylelikle yanıp tutuşan aşkının bir simgesi, bir sembolü olarak kalıyor. Spidio. A little bit childish, man. Mm. Yes, they are coming. They are coming. We have to run. Alışveriş yapacak çok yer var. Özellikle bu turistik yerlerde. Fiyatlar da gayet uygun. 50 rupiye, 100 rupiye böyle küçük küçük eşyalar, hediyelik eşyalar alabilirsiniz. 30 liradan başlıyor. Ucu açık. Burayı sevdim. Agra'nın içerisinde yürüyerek gezebilirsiniz. Yalnız ve şunu fark ettim, yollar tertemiz. Turizmin geliştiği yerde böyle yaklaşım biçimleri daha kibar, yollar daha temiz. O trafikte saygısızlık çok yok. Mesela Delhi'de falan çok fazlaydı. Abi hikayeye bak. Yolda yürürken bu satıcılar falan etrafınızı üşüşüyor. Bazıları laftan anlamıyor. Açık konuşayım yani. Böyle çok pres yapıyorlar. Ama şunu belirteyim. Demin böyle başımızdan geçen bir olayı anlatacağım. Çok küçük bir eşya, küçük bir hediyelik eşya. 300 rupi dedi. Ama plastik böyle adi bir şey. Akabinde arkadaş dedi ki 100 rupi veririm. 100 rupiye de düşmez diye düşündü. Sonra biz dedik ki ya, dedik, bu plastik, bunu almaya gerek yok. Tamam dedi, vazgeç dedi. Sonra tam gidiyoruz. Tamam dedi, 50 rupi ver, senin olsun bak. 300 rupiden 50 rupiye düştü. Hesap edin yani. Diyeceklerim bu kadar. Geleceklere duyurulur. Adamlar güzel pazar yapmış bak. Bu arada Diwali Festivali geldiği için etraf böyle rengarenk. Işık Festivali. Tüm Hindistan'da coşkuyla kutlanacak. Ben de muhtemelen Jaipur'da olacağım Diwali Festivali'nde. Size bol renkli, bol ışıklı görüntüler sunacağım.